Avrupa Birliği'nin iki önemli ülkesi Fransa ve İspanya birer gün arayla 2013 bütçelerini açıkladı. Peki biri şimdiden krizde, diğeri ise sallantıda olan iki ülke bu zorlu süreçten nasıl kurtulmayı planlıyor? Bu sorunun cevabını iki yönetim de siyasi, sosyal ve tabii ki mali reformlarda arıyor. İspanya işe bütçe açığını kapatmakla başlamayı planlıyor. 39 milyar euro kesintiye gitmeyi hedefleyen Madrid, böylece bütçe açığını gayri safi yurt içi hasılanın %4,5'ine çekmeye çalışacak. 2012'de ise bu oran %6,3'ün altına çekilememişti. Fakat birçok makroekonomik faktör bu hedeflere ulaşmayı engelleyebilir. Zira ülkenin girdiği ekonomik durgunluk 2012'de %-1,5, 2013'te ise -0,5 olacak. Avrupa Birliği'nin en yüksek işsizlik oranına sahip Madrid bu oranı %24,6'dan 24,3'e düşürebilecek. Madrid belirlediği hedeflere ulaşmak için 43 alanda reforma gidileceğini açıkladı. Hükümet öncelikle olası raydan çıkışları engellemek için bağımsız bir bütçe otoritesi kuracak. Bakanlıkların harcamalarında %8,9'luk kesintiye giderek 4 milyar euro gelir elde edilecek. Memur maaşları 3. defa zam görmeyecek ve vergilerde arttırıma gidilecek. 2013 bütçe yasasını açıklayan diğer bir ülkede Fransa oldu. Tıpkı Madrid gibi Paris yönetimi de 37 milyar euroluk bir kesintiye gitmeyi hedefliyor. Hedef 2012'de %4,5'te bulunan bütçe açığını gayri safi yurt içi hasılanın %3'üne çekmek. Hükümet kalkınma rakamlarının da artıda olacağını açıkladı. Bu sene %0,3 olan kalkınma oranının 2013'te %0,8 olması hedefleniyor. Fakat birçok uzman 2012'de gayri safi yurt içi hasılanın %89,9'una denk gelen devasa kamu borçlarının gelecek sene %91,3'e yükseleceğini ve bu durumun kalkınmaya ağır bir darbe indirebileceğini düşünüyor. Üstelik çarpıcı bir dengesizlik de söz konusu. Zira vergi rakamlarıyla 20 milyar euro toplamayı hedefleyen hükümet, kamu harcamalarını sadece 10 milyar euro kesintiye gidecek. Uzmanların üzerinde hemfikir olduğu tek noktaysa 2013 bütçesinin iki ülke içinde bir dönüm noktası olduğu.